Kıymetli kardeşlerim, muhalefet ürettiği algılar üzerinden toplumu kutuplaştırmaya devam etmektedir. Aslı ve mesnedi bulunmayan bu açıklamaların hangi amaca matuf olarak yapıldığını aziz milletimiz gayet iyi biliyor. Bu açıklamaların bazı çevrelerin belli amaçlara ulaşmak için yaptıkları karalama kampanyasının birer ürünü olduğu çok açıktır. 128 milyar dolar nerede? Şimdi bu sorunun cevabını verelim dostlarım. Son 3 yılda maruz kalınan jeopolitik riskler ve pandemide oluşan dış açık, sermaye çıkışı, firmalar ile hane halkının döviz ve altın talebi ile oluşan kur baskısı nihayetinde ödemeler dengesi açığının finansmanının doğal sonucu olarak rezervlerdeki değişim söz konusu olmuştur. Uluslararası ticaretin daralması nedeniyle Dolar likiditesinin sıkıştığı anda ödemeler dengesinin devamlılığını sağlamak için döviz ihtiyacının merkez bankası tarafından karşılanması elzem olmuştur. Bu yaşanan olumsuz süreçte döviz talebi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından karşılanmasaydı istihdam, büyüme ve her sektör, bankacılık kesimi dahil her sektörü etkileyen bir ekonomik kriz ile karşı karşıya kalınabilirdi. Dövize artan talebi karşılamak için Türkiye ya IMF'ye gidecekti ya da faizleri şok bir şekilde artırarak kendi reel sektörüne zarar verecekti. Ancak Türkiye bu yolları tercih etmemiş ve reel sektörün döviz ihtiyacını karşılamak için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervlerini kullanmıştır. Türkiye büyüme oranlarına göre incelendiğinde 2020 yılında G20 ülkeleri arasında ikinci, dünyada ise dördüncü ülke olmuştur. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için gereken adımları milletimizle birlikte atmaya devam edeceğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha çok çalışacağız.